Yediğiniz her şeye dikkat etmenize rağmen kilo vermekte güçlük mü çekiyorsunuz? Sürekli yaptığınız diyetler artık bir işe yaramıyor mu? Haklı kilo vermek için aşırı egzersiz yapıyor ancak bir türlü istediğiniz kiloya ulaşamıyor musunuz? Yanıtınız evetse tartı ibresinin bir türlü düşmemesinin nedeni hatalı bazı alışkanlıklarınızdan ve beslenme tarzınızdan kaynaklanıyor olabilir. İdeal ve sağlıklı bir kilo verme programında haftalık ağırlık kaybının ortalama 1 ila 1,5 kilo arasında olması gerekiyor. Ancak bazen diyet yapılmasına rağmen kilo kaybı bir türlü gerçekleşmiyor. Eğer insülin direnci, hipotiroidi ve Cushing sendromu gibi bazı hastalıklar yoksa kilo vermekte güçlük yaşanması hatalı bazı alışkanlıklar ve yine hatalı bazı beslenme tarzından kaynaklanabiliyor. Sağlıklı kilo kaybı ancak doğru bir beslenme programının yanı sıra doğru yapılan fiziksel aktivite ile gerçekleşebiliyor. Diyette var olan içeriklerin mümkün olduğunca dışına çıkılmaması, beslenme dengesini bozacak şekilde yönelimlerin önüne geçilmesi, duygusal veya strese bağlı yeme ataklarının gerekirse profesyonel bir destekle çözümlenmesi, uzun vadede kalıcı beslenme alışkanlığı kazanmak adına önemlidir. Peki hangi hatalarımız kilo vermeyi yavaşlatıyor? Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, diyet yapmanıza rağmen kilo vermekte güçlük çekmenizin 10 nedenini anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Diyet kelimesini yanlış anlıyorsunuz. Kilo vermekte güçlük çekmenizin nedeni diyet kelimesini yanlış anlıyor olmanızdan kaynaklanabiliyor. Kendinizi aç bırakarak diyet yaptığınızı sanıyor olabilirsiniz. Tartıda zayıfladığınızı görmek için 24 saat aç kalmanız yeterli. Ancak bu gerçek bir kilo kaybı değildir. Çünkü bu yöntemle vücut su kaybına uğrar ve kaslar küçülür. Fakat yağlar erimez. Bu aşamada organizma kendisi için gerekli olan enerjiyi yakalamak için kasları enerjiye dönüştürür. İşte bu nedenle gün boyunca yemek yemeyen kişi hiçbir şey yemiyorum fakat yine de kilo veremiyorum diye düşünmeye başlar. Bu yanılgının önüne geçmek için sizin ihtiyacınıza göre hesaplanmış, yaşam tarzınıza uygun, sürdürebileceğiniz yeterli ve dengeli bir beslenme programı uygulamanız en doğru karar olacaktır. Tam gün masa başında veya koltukta oturuyorsanız, tam gün hareketsiz bir şekilde oturduğunuzda vücudunuz kalori yakmakta zorlanıyor. Bu durumda muhtemelen yaktığınız kalori aldığınız kaloriden daha az olacaktır. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için vücudunuza uygun egzersizse olmazsa olmazlardandır. Egzersiz düzenli olarak yapıldığında ideal vücut ağırlığını koruma, dayanıklı olma ve esneklik sağlama gibi birçok konuda yararlı olabiliyor. Gün sonunda kilonuzun %70'i diyetle, %30'u ise egzersizle azalıyor. Yemek dışında her şeyle ilgileniyorsanız Arkadaşlarınızla sohbet ederken tabağınızı bitirmeye mi çalışıyorsunuz veya elinizde tabağınızı film gibi mi izliyorsunuz? Özetle yemek dışında başka her şeyle ilgileniyorsanız kilo vermekte güçlük çekmenizin sorumlusu yemeklerinize odaklanmamak olabilir. Yavaşlamayı, dikkatinizi dağıtmadan yemek yemeyi, vücudunuzun ne zaman doyduğunu beyninize söyleyen doğal sinyalleri dinlerken her lokmanın tadını çıkarmayı içeren sezgisel yeme tekniği en sağlıklı kilo verme araçlarından biridir. Yapılan çok sayıda çalışma sezgisel yemenin kilo kaybına katkı sağlayabileceğini ve tıkanırcasına yeme sıklığının azaltılabileceğini ortaya koyuyor. Yemeğinizi ekran karşısında olmayan bir masada yavaş ve iyice çiğneyerek renk, koku, tad ile dokuların farkına varmaya çalışarak tükettiğinizde Doyduğunuzu anladığınız an yemek yemeyi bıraktığınızda sezgisel yeme davranışının büyük çoğunluğunu gerçekleştiriyor ve kilonuzun azalmasına katkı sağlamış olursunuz. Su içmeyi unutuyorsanız vücut susuz kaldığında veya diğer bir deyişle içilen su miktarı yeterli gelmediğinde sindirim enzimlerinin ve bağırsakların çalışma temposu yavaşlıyor. Yavaşlayan sindirim sistemi de kalori yakımının azalmasına Yağ yıkımının yavaşlamasına ve bunların sonucunda kilo artışına veya kilo vermemeye neden olabiliyor. Bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre, sağlıklı bir yetişkinin kilo başına her gün yaklaşık 35 mililitre su içmesi gerekiyor. Örneğin, 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günde en az 1.7 litre su içmesi büyük önem taşıyor. Çok uzun süredir diyet yapıyorsanız, çok uzun süre diyet yapıyor olmak da kilo vermenizi önleyebiliyor. Aylardır kilo veriyorsanız belki de artık bir direnç noktasına ulaşmış olabilirsiniz. Bu durumda diyet yapmaya biraz ara vermeniz gerekiyor olabilir. Bu plato dönemlerinde daha fazla uyumayı, güçlenmek ve daha fazla kas kazanmak amacıyla ağırlık kaldırmayı deneyebilirsiniz. Ara verdiğiniz dönemde tekrar kilo vermeye başlamadan önce vücut yağ seviyenizi 1-2 ay boyunca korumayı hedefleyin. Büyük porsiyonları tercih ediyorsanız aşırı miktarda kalori alımını dolayısıyla kilonuzun porsiyon ayarlanmasıyla kontrol altında tutabilirsiniz. Dışarıda sipariş verdiğiniz yemeklerin porsiyonları genellikle sağlıklı önerilen miktardan fazla oluyor. Örneğin bir restoranda sipariş ettiğiniz biftek 250 gram yani 3 porsiyon et içerebiliyor. Üstelik çoğu zaman patates kızartması ya da makarna ile servis ediliyor ki bu da alınan kaloriyi belirgin bir şekilde artırıyor. Porsiyonlarınızı kontrol altında tutmak için yemeğinizin hepsini bitirmeye uğraşmayın. Yemeğinizi, çatalınızı ara sıra bırakarak yavaş yavaş yemeye özen gösterin. Yemeğinizin yanında gelen patatesi ya da bunun gibi yüksek karbonhidratlı ve yağlı seçenekleri salata alternatifleriyle değiştirin yeteri kadar uyumuyorsanız, uyku düzensizliği nedeniyle iştahı dolayısıyla besin alımını artıran grilenin hormonunun vücuttaki seviyesi yükselirken, tam tersi etkiye sahip olan leptin hormonu ise baskılanıyor. Bunların sonucunda da şişmanlama riski artıyor. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, kilo verememenize neden olan uyku engelini ortadan kaldırmak için yumurta, balık, kavrulmamış ve tuzsuz kuru yemişler tüketin. Bu besinler uykuya dalmanızı kolaylaştırıyor ve daha uzun süre uykuda kalmanıza yardımcı olduğu için bilinen melatonin hormonunun en yüksek kaynaklarını oluşturuyor, bilgesini veriyor. Çok fazla egzersiz yapıyorsanız, araştırmalara göre çok fazla fiziksel aktivite yapıldığında vücut kalori yakımını durdurarak tepki gösteriyor. Bu nedenle aşırı egzersiz yapan kişilerde kısa vadede kilo verilse de orta ve uzun vadede zayıflama söz konusu olmuyor. Dolayısıyla tek başına aşırı spor programının kilo vermede yeterli olmadığı ve sağlığı da olumsuz etkilediği belirtiliyor. Kilo vermek için sporla beraber mutlaka diyet yapılmalı. En etkili spor olması nedeniyle de kilo vermek için düzenli yürümeye özen gösterilmeli. Yürüyüş düşük sıkletli ve uzun soluklu bir spor olması sayesinde vücutta strese sebep olmadan yağ yıkımını hızlandırıyor. Günde en az 45 dakika yürüyerek hem kilo vermeyi hızlandırabilir hem de sağlıklı bir yaşama adım atmış olursunuz. Yatma saatine çok yakın yemek yiyorsanız, gece geç saatlerde yemek vücut ısınızı, kan şekerinizi ve insülin seviyelerinizi yükselterek yediklerinizin depolanmasına ve kilo verememenize yol açabiliyor. Bu nedenle yemeğinizi yatmadan en az 3 saat önce bitirmeye çalışın. Akşam yemeğinden sonra atıştırma konusunda dikkatli olun. Zira televizyon seyrederken veya bilgisayar kullanırken fark etmeden fazla kilo alırsınız. Stresli durumlar içerisindeyseniz, stres adrenal bezlerle kana glikoz salınımı emrini veren ve beynin enerjiyle glikoz kullanımını artıran kortizol adı verilen başka bir hormon salgılıyor. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, bu hormonların stres geçene kadar normal seviyesine dönmediğine dikkat çekerek stres geçmezse sinir sistemi sonunda iltihaplanmaya ve hücrelere zarar verebilecek fiziksel reaksiyonları tetiklemeye devam ediyor. Bu sorunları azaltmak ve yönetmek için kafein, rafine karbonhidrat ile şarküteri ürünlerinin tüketimini azaltırken egzersize de zaman ayırmalısınız diyor.